Tasarımıyla gerçekten çok beğeneceğiniz ama altın varaklarıyla kullanıcıları da şaşırtan Huawei'in yeni akıllı telefonu Nova 10 Pro bu videodaki konuğum arkadaşlar. Yaklaşık bir ay kadar önce ifada almaya sizlere bu telefonu bir ön inceleme videosu yayınlamıştım. Şimdi gelin hep birlikte bakalım Nova 10 Pro bizlere neler sunuyor. Şimdi bu akıllı telefon teknik anlamda gerçekten özel bazı özelliklere sahip. Özel bazı özellikler de güzel bir cümle oldu. Ancak bu cihazın bir de tabii ki dikkat çeken bir tasarımı var. Kimi kesimler tarafından bu tasarım çok sevilirken kimi kesimlerde eleştiri yağmurunu tutuyor açıkçası. Ben burada sizin de yorumlarınızı oldukça merak ediyorum. Ve tabii ki bu arada kanalıma olan destekleriniz için de hepinize sonsuz teşekkür ederim. Çok kısa bir süre önce 20 bin aboneyi açtık. 100 bine doğru emin adımlarla ilerleyebilmemiz için kanalıma abone olup bildirimleri açıp benim sosyal medya hesaplarından da beni desteklerseniz sonsuz mutlu olurum. Gelelim bu cihazın kutu içeriğine. Kutu yanımda duruyor zaten ve kutu içeriği gerçekten güzel bir cihaz. Çünkü aslında kutu içeriğini beğenmemin en büyük sebebi içerisinde bulunan 100 watt'lık adaptör, cihazın kutusundan 100 watt'lık adaptör, Type-C kablosu telefon ve tabii ki bir de kılıf çıkıyor ama kılıf konusundan henüz emin değilim. Belki sizlere gelecek cihazlarda kılıf olmayabilir. O yüzden o konu muamma olduğu için oraya hiç girmek istemiyorum arkadaşlar. Doğrudan açıkçası cihazın artılarıyla devam etmek lazım. Çünkü bu cihazda dediğim gibi Huawei tarafı içinde özel bazı yenilikler var. Mesela 100 wattlık hızlı şarjdan bahsetmek istiyorum sizlere. 100 wattlık bu hızlı şarj adaptörüyle bu akıllı telefonu %20'den %80'e tam 10 dakikada şarj etmeniz mümkün oluyor. Gerçekten çok etkileyici bir şarj süresi bu. Bazı modellerde bunun daha üstünde de şarj hızları gördük. Ama bu cihazdaki gerçekten şarj hızını ben oldukça beğendim. Özel soğutma sistemleriyle burada cihazı desteklemişler. Bir de bunun nasıl çalıştığının mantığını pil bölümünde sizlere yine anlatıyor olacağım. Tasarımda kullanılan bir yaldızlı görünüm var cihazın arka tarafında. Bu benim hoşuma gitti. Hissiyatı farklı. Birkaç kişiye cihazı verdim. Dokunmalarını sağladım. Bir onların yorumlarını da aldım. Genel anlamda bu akıllı telefon tasarımıyla alakalı çok olumsuz bir geri dönüş. Ben almadım açıkçası kendi etrafından ama sizlerin buradaki geri dönüşü de benim için önemli. Altın varak kısmını çıkarsak çünkü oraya birazcık daha böyle değişik bir dokunuş yapmak istemiş Huawei tarafı ve kameranın etrafındaki bu cam da tam olarak o özel tasarımı bizlere sunuyor bizlere yansıtıyor arkadaşlar şarj hızının etkileyici olduğunu söyledim ve tabii ön tarafına geldiğimiz zaman cihazın ekranı ve ön kameralarında önemli yenilikler var arkadaşlar malzeme kalitesi gayet güzel ve teknik anlamda bazı eksikleri olsa da açıkçası güncel piyasada rakipleriyle yarışabilir bir cihaz olduğunu düşünüyorum ben bu akıllı telefonun ve ekranıyla devam etmek istiyorum bu telefon Telefonun ekranı 6.76 inç ve bir OLED panel arkadaşlar cihazda bulunan panel Full HD Plus çözünürlük ile geliyor bu akıllı telefon ve ekranda gerçekten çok güzel görüntüler izlemeniz mümkün oluyor çünkü HDR desteği var aynı zamanda renkte de bayağı kafa patlatmış Huawei ve burada yenileme hızı noktasında da 120 Hz'e kadar olan yenileme hızını isterseniz 60 Hz olarak da yine kullanabiliyorsunuz HDR10 desteğinin de burada olması gerçekten güzel olmuş. Ben ekranın genel deneyimini beğendim. Benim içime sindi ve tabi üzerinde bulunan stereo hoparlörleri de sizlere söylemeden geçmek istemiyorum. Çünkü burada ekranla biraz daha paralel çalışıyor ses performansı biliyorsunuz. Bir şeyler izlerken, dinlerken ya da oyun oynarken yine ekrana bakıyor olduğumuz için stereo hoparlörler de oldukça dolgun ve gayet tatmin edici olarak bu akıllı telefonda görev yapmakta. İşin performans tarafına geldiğimizde bu seviyede ve bu fiyat seviyesinde son dönemde oldukça fazla gördüğüm bir işlemci modeli Snapdragon 778 modeli bu cihazda görev yapıyor. Diğerlerinden farklı olarak burada kullanılan işlemci 4G destekli arkadaşlar. Bu önemli bir detay. Cihazda bulunan işlemcide 4G desteği bulunuyor. Bu işlemcinin performans tarafına baktığımızda ise 6 nanometrelik bir üretim süreciyle üretildiğini görüyoruz ki bu üretim süreciyle üretilen akıllı telefonlara biz bundan 4 yıl kadar öncesinde amiral gemisi diyebiliyorduk düşünün. Şu anda artık olaylar farklı noktalara gittiği için altın nanometrelik dediğimiz işlemciler biraz daha orta üstü düzey cihazlarda yer almaya başladı arkadaşlar. İşlemci performansının Geekbench skorlarına da baktığımız zaman açıkçası tam olarak bu cihazdan beklediğim bir sonucu benimle buluşturdu. Hani bir olumsuzluk var mı derseniz bence yok. Yani bu cihazın zaten performans anlamında sizlere şunu söylemem lazım. Son dönemde bu seviyede çok cihazda gördüğüm bir işlemci bu ve günlük işlerin bir çoğunda sizlere herhangi bir sıkıntı çıkarmayacak, problemsiz çalışacak, oyunlarda da keza aynı şekilde sizlere yeterli seviyede bir performans sunabilecek bir işlemci modeli Snapdragon 778 ve tabi cihazdaki yazılım önemli birçok kullanıcı için onları da sizlere aktarmak istiyorum. Bu akıllı telefonun içerisinde EMUI 12 var arayüz olarak ve EMUI 12'yi Android 11 tabanlı bir işletim sistemin üzerine Huawei inşa etmiş durumda. Android versiyonu olarak umarım bu akıllı telefon bir güncelleme alır. Ancak arayüz anlamında EMUI 13 arayüzünü alacağını da Huawei'den net bir şekilde öğrendim arkadaşlar. Ve şunu da söylemek istiyorum. EMUI 12 Harmonos 2.0'ı temsil ederken EMUI 13 Harmonos 3.0'ı temsil ediyor ki Harmonios'un 3. versiyonu da artık biraz biraz dağıtılmaya başlandı. Ben geçenlerde mesela FreeBuds Pro 2'yi güncelledim Harmonios 3 versiyonuna. Huawei Nova 10 Pro'nun içerisinde 8 GB'lık bir RAM bulunuyor ve bunun yanında 256 GB'lık da bir depolaması var. Micro SD kart desteği cihazda bulunmuyor ancak çift SIM kart desteğinin bulunduğunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Belki de birçok kişinin Huawei akıllı telefonları kullanmayı bırakmasının sebeplerinden biri olan Google servisleri konusuna da bir de değinmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi Google servisleri cihazda evet yok. Ancak bazı ara uygulamalarla Google servislerine ulaşabilmeniz, Google uygulamalarını da kullanabilmeniz mümkün oluyor. g isimli bir uygulama var. App Gallery'de bu uygulama ve bu uygulamayı yükleyerek Google uygulamalarının tamamını kullanmanız yine bu cihazda mümkün oluyor. Ve tabi App Gallery demişken ona da bir değinmek lazım. Zaten App de artık ihtiyacınız olan birçok uygulama gerçekten bulunuyor. Çok iyi bir seviyeye geldi çünkü çok büyük emekler verdi Huawei tarafı. Özellikle Türkiye ekibi bu konuda çok ciddi uğraşlar, çok ciddi çalışmalar yaptılar. Ve en sonunda da şu anda kullandığımız seviyeye getirmiş oldular. Çok iyi bir noktaya getirdiler App Gallery uygulama mağazasını. Ve dediğim gibi şu anda da birçok uygulama için yeterli seviyede App galeri. Günlük kullanımda birçok işinizi yapabileceğiniz bir akıllı telefon Nova 10 Pro ve oyun oynamak istiyorum daha üst düzey işler peşindeyim derseniz de kendi kendinize o zaman sizler de tabii ki amiral gemisi modellere biraz daha yönelmeniz lazım. Çok kısa bir süre sonra ülkemizde Huawei Mate 50 Pro satışa çıkacak. Mesela ona bakabilirsiniz bu noktadaysanız böyle bir arayış içindeyseniz bunu da sizlerle paylaşmış olayım ancak... Performans anlamında bu akıllı telefonun tam anlamıyla bir cümlede anlatmam gerekiyorsa sizlere orta üstü düzey bir akıl telefon Nova 10 Pro performans anlamında. İnceden kamera tarafına doğru geçeceğim arkadaşlar ama sizlerin kamera hakkındaki yorumlarını da oldukça merak etmekteyim. Hem bu kamerayla yaptığım çekimlerin yorumlarını sizlerden rica edeceğim. Hem de aynı zamanda kameranın tasarımını nasıl buldunuz? Bazı insanlar beğenmiyor demiştim videonun girişinde. Bazıları çok beğeniyor demiştim. Sizlerin yorumları da benim için oldukça önemli. Arka taraftaki ana kameraya baktığımız zaman ana kamerada 50 megapiksellik F1.8 diyafram aralığına sahip bir kameranın görev yaptığını görüyoruz arkadaşlar. Kameralarda bir OIS desteği olmamasına rağmen elektronik olarak da fena bir görüntü sabitleme yapmıyor bu cihaz gayet iyi işler ortaya çıkartabiliyor açıkçası. OIS olmamasına rağmen 8 megapiksellik bir ultra geniş açılı kamera cihazı yine çalışıyor. Bu kameranın açısı 112 derecelik bir açıya sahip ve F2.2 diyafram aralığına sahip. Buradaki fram aralığının 2.2 seviyesine tutulmuş olması sebebiyle bazen gece modunu açmazsanız ultra geniş açılı kamerada grenler görebilirsiniz arkadaşlar. O yüzden çekim yaparken bir tık daha dikkatli olmanızı bu kamera için sizlere söylemek isterim. 2 megapiksellik f2.4 diyafram aralığına sahip olan kameramız ise derinlik algılayıcı olarak görev yapıyor ve portre fotoğraflarda ya da diyaframla alakalı bir durum yaşandığında bu cihazda görev yapmakta. Kameralar ışık iyi olduğunda yani gün ışığında oldukça iyi işler ortaya çıkartabiliyor arkadaşlar ve burada renklerde bazen sapmalar olduğunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Özellikle bir kırmızı gül çektim. Bunu birkaç kere çektim. Şu anda görüyorsunuz zaten. Burada renk benim gördüğümle alakasız değil ama biraz daha fazla canlı bir böyle kırmızı patlatma noktasındaydı. Bunu nasıl düzelttim? Düzeltebilmek için biraz manuel elle müdahale etmem gerekti. Yani otomatik modda böyle durumlarla karşılaşabilirsiniz ama zaten günde kaç defa gül fotoğrafı çekiyoruz. O da ayrı bir tartışma konusu. Ben sadece sizlerle paylaşmak istedim bu durumu Tabi gece çekimi modunda yaptığınız çekimlerde ışık azalsa bile sonuçlar işte de fena değil. Yani burada zaten Huawei'in gece çekimi konusundaki tecrübelerinin yansımalarını görüyoruz ışık azaldığı ortamlarda bile. Gayet iyi işler ortaya çıkartabiliyor ama gündüz çektiğiniz fotoğraflarda dediğim gibi herhangi bir kontrole, herhangi bir dikkate ultra üzerine düşme gibi bir sizin zorunluluğunuza kesinlikle gerek yok arkadaşlar. Gelelim video tarafına. Bu akıllı telefonda 4K 30 FPS video kaydedebilme yeteneği bulunuyor. 1080p'de de 60 FPS kayıt alabiliyorsunuz. 4K'da bir 60 FPS desteği bu cihazda bulunmuyor. Bu cihazdan zaten bence video anlamında çok ciddi beklentilere girmemeniz lazım. Çünkü cihazın ana odak noktası arka kamerada fotoğraf, ön kamerada da fotoğraf ama ön kamerada ciddi anlamda iyi işler ortaya çıkarmış Huawei. Ön taraftaki video destekleri de oldukça güzel. Daha öncesinde gördüğümüz bir vlog modu vardı. Arka taraftaki iki kameraya aynı anda kullanabilme ya da hem ön hem arka kamerayla aynı anda video kaydedebilme özelliği. Şimdi bunu farklı bir şekilde modifiye ederek yine bizlerle buluşturmuşlar. Gerçekten Huawei'nin burada ön kamerada çıkardığı işe ben bayıldım çok iyi bir iş çıkarmışlar ön kamera tarafında. Şimdi yavaştan oraya doğru da geçelim isterseniz. Ön tarafta tasarımdan da anlayacağınız üzere 2 adet kamera görev yapıyor. Buradaki ana kameramız 60 megapiksellik bir kamera arkadaşlar ve 10 dereceye kadar geniş açılı çekimler yapabiliyor. Burada özellikle hani geniş açılı selfie'ler çekmek isteyen kullanıcıların doğrudan burada bu cihazı gözü kapalı alması lazım. Çünkü hem çektiği fotoğraflar gayet iyi hem de aynı zamanda geniş açıyı sizlere sunabiliyor olması bence 10 numara olmuş diyebilirim sizlere. Ve buradaki kameranın otofokus desteğinin de olduğunu söylemek istiyorum. Tabi ön kamerayı biraz övdün diyenleriniz olabilir. Huawei gerçekten burada iyi işler ortaya çıkarmak için ön kameranın sensörünü de biraz daha büyütmüş normal cihazlara göre. Ve bu noktada çektiğiniz fotoğraflarda doğrudan bu netliği, bu keskinliği ve renklerin doğruluğunu da görmeniz mümkün oluyor. Bu cihazın ön kamerası hakikaten iyi işler ortaya çıkartıyor. Bir ön kamera değil, adeta bir arka kameraya yakın performans bizlere sunabiliyor. Bu cihazdaki ön kamera ve ikinci kameramız var yine ön tarafta. Bu da 8 megapiksel'lik bir portre kamerası ön kamerada bulunan bu portre kamerası sayesinde hem iyi portre fotoğrafları çekebiliyorsunuz ön kamerayla hem de aynı zamanda 2x'lik bir optik zoom 5x'lik de bir dijital zoom özelliğini kullanabiliyorsunuz. Burada yazılım desteğiyle az önce sizlere bahsettiğim vlog modundaki çift ön kamerayla video çekebilme ya da öndeki kameraları değiştirerek arka kameralarla mix yapıp videolar çekebilme özelliği bence kullanışlı olmuş. Bazı kullanıcıların işine gelebilir. Bazı kullanıcıları da oldukça mutlu edebilir. Ön kamerayı gerçekten beğendim. Bu seviyede bir akıllı telefon için ön kameranın performans sonuçlarından da ben kesinlikle razıyım arkadaşlar. Sizlerin yorumlarını da merak ediyorum ama bu noktada sizler de yorumlarınızı paylaşırsanız benimle oldukça mutlu olurum. Diyeyim ve burada belki de bu cihazın ön kamerasından ve tasarımından sonraki en önemli detayına değinmek istiyorum. Pil tarafına. cihazda 4500 mAh'lik bir pil var ve bu pil 100 watt'lık kutu içerisinden çıkmakta olan adaptörle şarj oluyor. Normalde Huawei akıllı telefonlarda yer alan bir animasyon var. Cihazı şarja taktığınızda gözüken bu animasyona tıkladığınızda 100 W'a geçiş yapabiliyorsunuz. Tıklamazsınız. Bu adaptör değişken wattları desteklediği için cihaz 66 watt'la şarj oluyor. Burada size bırakılmış bu tercih. Ancak %20'den %100'e tam 10 dakikada şarj edebilmek gerçekten önemli bir hayat kolaylaştıran özellik. Bu noktada da Huawei'yi tebrik etmek lazım. Çok iyi bir optimizasyon yapmışlar ve burada kağıt üstünde vaat ettiği şey yakın şarj sonuçlarını ben yakaladım. Cihazın pilini boşalttım ve tekrardan şarj etmek istediğimde 10 ila 11,5 dakika arasında gerçekten %20'den %100'e varabildiğini gördüm. Laboratuvara yakın sonuçları almış oldum arkadaşlar. Ve tabi pil ömrüne de değinmek lazım. Bu cihazın pil ömrü yaklaşık bir günü götürebilecek seviyede. Ancak yoğun bir kullanım yaparsanız tekrardan şarj etmeniz lazım. Ama zaten 100 Watt'la şarj edeceğiniz için bence pil ömrü anlamında bu cihazda bir problem yaşamanız çok da mümkün değil arkadaşlar. Ve tabii ufaktan son değerlendirmeye doğru geçeceğim ama burada cihazın ekranını sizlere anlatırken üstüne düşmediğim, son tarafa bıraktığım bir de benim hoşuma giden bir detay var. Şimdi bu cihaz orta düzey ya da orta üst düzey bir cihaz arkadaşlar ve ekran kasa oranını gerçekten çok iyi yapmışlar. Yani cihazın genel yapısı, elinize aldığınızdaki hissiyatı ve ekrandaki ekran kasa oranı gerçekten bir amiral gemisi hissiyatını sizlere verebiliyor bu cihazda. Yani bu konuda benimle hem fikir olacağınızı eminim ki değilseniz sizlerden ricam lütfen bir teknoloji marketine gidip orada bu cihazı bir elinize alıp bakın benimle hem fikir olacağınızı eminim dediğim gibi bu noktada hem malzeme kalitesi hem tasarım anlamında bu cihazda çok iyi bir iş çıkarmayı başarmış Huawei tarafı. Dediğim gibi oradaki renklere falan takılmadan bu yorumları yapıyorum. Cihazın fiyatı 16.999 TL ve bu cihazdaki bu fiyat eleştirilse de Baktığım zaman bu işlemciye sahip bazı başka firmalarda da yine benzer fiyatları görüyoruz ki çok yakın bir zamanda 5000 TL ile 10000 TL arasında bir akıllı telefon listesi yaptım. İnanın o listeyi yaparken akıllı telefon bulmakta zorlandım. Fiyatlar sadece bu cihaz ya da herhangi bir marka bağımsız konuşuyorum şu an uçuyor. Yani fiyatları normalleştirmiyorum da ancak mevcut piyasada bu akıllı telefonun fiyatı normalleşmeye yakın kalıyor arkadaşlar. Çünkü evet 17000 lira yüksek bir rakam. Ben de sizinle en fikrim ama güncel piyasadaki rakipleriyle karşılaştırdığımda çok da fiyata yüksek düşük ya da ideal diyemiyorum. Piyasa biraz karışık ama fiyatı da 16.999 TL bu akıllı telefonun. Ben cihazla alakalı beğendiğim ya da beğenmediğim, olumlu ya da olumsuz bulduğum birçok şeyi size zaten bu videoda anlatmaya çalıştım. Umarım sizlerin kafasındaki soru işaretlerini giderebilmişimdir bu videoda. Eğer sizlerin ekstra soruları varsa lütfen yorumlarda benimle paylaşmaktan kendinize alıkoymayın. Biliyorsunuz tek tek tüm yorumlarınızı her zaman cevap vermeye çalışıyorum. Ve tabii ki bu videoyu beğenip kanalıma da destek olursanız beni sonsuz mutlu edersiniz. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın efendim. Bay bay.